İyi ki sihirle geldim. Yoksa bu trafikte hayatta yetişemezdim. Öf! Yine mi sen? Ne diye geldin? Hakan bu dosyayı evde unutmuş da. Ha evet. Sözleşme dosyası. Bana ver. Bu dosyaya eklemem gereken birkaç şey var. Ama... Of! Bir de sana dert mi anlatacağız ya? Dosyayla işim var dedim ya. Umarım içinden bir şey düşürmemişsindir. Bu dosyadaki bilgiler çok önemli. Hepsi tamam. Gelirken çok dikkat ettim. İyi bakalım. Hadi git Hakan'a bir merhaba de istersen. Özlemişsindir. Gir. Merhaba. Hah, hoş geldin. Dosya nerede? Getirdim merak etme. Ama Simge elimden aldı. Eklemesi gereken şeyler varmış. Neyse zamanında getirdin ya. Bugün dosyayı vermemiz gerekiyor. Son gün ya, panik olduk. Hı-hı, anlıyorum. Peki sen bu kadar kısa sürede nasıl gelebildin? Sahi telefonu kapatalı 5 dakika bile olmamıştı. Acele getirdemediniz mi? Ben de acele getirdim işte. Uçsam bile bu kadar kısa sürede evden buraya gelemezsin. Uçmadım tabii ki. Sihirle geldim. Neyse canım. Uçarak ya da sihirle. Dosya zamanında yetişti ya. Şu beceriksiz salağın dosyayı bu kadar çabuk getirebildiğine inanamıyorum. Hakan telefon açalı daha 5 dakika bile olmadı ya. Ama tabii onun gözüne girecek ya. Ne yapıp edip geliverdi işte. Şeytan bu kız. Kesinlikle şeytan. Görelim bakalım Hakan'a yaranmaya çalışmak ne demekmiş Nana Hanım? El mi yaman bey mi? Sersem şey ne olacak? Ayol, bu kadın neler çeviriyor yine? inanamıyorum buna ya. Ne oldu Simge? Ay ne olacak? Bu kadar önemli bir dosyayı Nana'dan isterlerse olacağı buydu işte. Dosyanın içinde olması gereken önemli bir sözleşme sayfası yok. Yola düşürmüş olmalı. Bu bir felaket. Ha şunu bileydin. Ne eksiği varmış dosyanın anlamadım ki. Simge neden dosyayı aldı elinden? Bilmem. Hakan, geç kalmayalım da. Hadi. Bunun içindeki sözleşme sayfası nerede Nana Hanım? Bilmem, içindedir. Dosyayı olduğu gibi getirdim. Bana baksana sen, beceriksiz şey. Acele geleceğim diye yolda düşürmüşsün işte sözleşmeyi. Ama imkansız, çok dikkat ettim. Etmemişsin işte. Nerede sözleşme? Bul bakalım. Nana düşürdün mü acaba? Hayır ben... Ay inkar etme. Senin yüzünden düştüğümüz durumun zararını tahmin bile edemezsin. İşte şimdi yandık. Gerçekten yok. O gün oyuncaklar dünyasında yaşayan sevimli taş bebeğin 100. doğum günüydü. Ve o ne dileyeceğine çoktan karar vermişti. O zamana kadar hiçbir oyuncağın aklına gelmeyen bir şey dileyecekti. O da kim bilir. Merhaba. Merhaba. Doğum günü kızı nerede? Hazırlanıyordu. Birazdan gelir. Ama Yüce Kulüne neredeyse gelir. Ben gidip çağırayım bari. Hadi biz de hazırlık yapalım bari. Aa, evet evet. Biraz. Hadi çabuk ol. Kulüne gelmek üzere. Ne var be? Ne bağırıp duruyorsun? Hazır olunca geleceğim işte. Sonunda bu aptal yerden ve sersem oyuncaklardan kurtulacağım için doğrusu çok seviniyorum. İnanamıyorum. Muhteşem olmuşsun. Teşekkür ederim. Bu sıkıcı yerde en iyi arkadaşım sensin biliyorsun değil mi? Gerçekten hepsi çok şapşal. Şaka gibi. Hadi gidelim. Şimdi yine damlarlar.
Ne dileyeceksin? Birazdan görürsün. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Acaba ne diyeceğim? Geldi. Doğum günün kutlu olsun. Çok sıkıldım. Şu kulina nerede kaldı? Gelse de dileğimi söylesem bitmişmiş. Yüzüncü doğum günün kutlu olsun kızım. Dileğimi söyleyeyim mi? Söyle bakalım. İnsan olmak istiyorum. İnsan olmak mı? Evet, doğru duydunuz. İnsan olup dünyada yaşamak istiyorum. Ama sevgili kızım, bu isteğinin sonuçlarını biliyor musun? İyice düşündün mü? Ay salak değilim, düşündüm tabii. Benim burada ne işim var anlamıyorum. Her şey masal tadında ve çok sıkıcı. Oysa dünya harika bir yer ve çok eğlenceli. İyi de bakalım, Yüce Konsey bu dileğini yerine getirecek mi? Ben anlamam. Hani 100 yaşına giren her oyuncağın dileği ne olursa olsun kabul ediliyordu? Pekala, siz eğlenmenize devam edin. Ben de Yüce Konsey'e gidip danışayım bari. Ama ne eğlence ya. Ne olacak? Bu aptal yerde, aptal oyuncakların arasında. Bir an önce bitse şu işte. Dünyaya gidip oranın en güçlü kadınlarından birisi olmak istiyorum. Nereye gidiyorsun? Bu senin partin. Evet. Bütün oyuncaklar seni balo salonunda bekliyor. Evet, aman evet. Bir partiymiş. Bırak kolumu be, koşun kalkma. Ya beni de bekle. Ne oldu acaba? Anlamadım. Şu işe bak. Önüne gelen benim dileğimi çalıyor ya. Nana yerine Simge burada olsaymış, o da benim dileğimi çalacakmış. Çok heyecanlı. Neler olacak söylesene Kulina. İzle de gör bak bakalım neler olacak. Çok sıkıldım. Konseydeki bunaltılar ne karar verecek acaba? Şşt! Ne olursa olsun dileğimi gerçekleştirmek zorundalar. Bu benim hakkım. Bu Simge tam benim kafadan ya. Sus da izle. Çok heyecanlanıyorum. Dünyaya gidip bir insan olunca neler olacak acaba? Ya Simge, sen gidince ben ne yapacağım burada? Herkes lüzumdan fazla iyi burada. Şaka gibi, lütfen beni bırakma. Ama cicişim, bu benim yıllardır istediğim dileğim. O zaman beni de götür. Lütfen, lütfen. Bu imkansız biliyorsun. Peki neden bu kadar çok istiyorsun insan olup dünyada yaşamayı? Çok güçlü, herkesin hayran olduğu biri olarak yaşamımı sürdürmek istiyorum. Kim bilir, belki de sihir güçlerim sayesinde dünyayı ele geçirebilirim. Bir de... Evet? Biriyle görülecek hesabım var. Kiminle? Dünyada bir oyuncak olarak yaşarken benimle hiç ilgilenmeyen, hep başka oyuncaklarıyla oynayan bir sahibim vardı. Sonunda kaldırıp çöpe attı beni. O yüzden buraya geldim zaten. Ondan intikam almak için yanıp tutuşuyorum. İyi de aradan dünya zamanıyla yıllar geçti. Nereden bulacaksın onu? Hatta hayatta bile olmayabilir. Evet, sahibim artık hayatta değil ama Kulina'nın ekranı sayesinde oğlunu buldum. Ondan ve şimdiki ailesinden intikamımı alabilirim. Ne kadar acımasızsın. Hayranım sana. Bir dakika, hemen içme. Sana söylemem gereken şeyler var. Neymiş? Çabuk söyle. Bu iksiri içip dünyaya gittiğinde hemen insan olamayacaksın. Nasıl yani? İnsan olman zaman alacak. Ama ben beklemek istemiyorum. Dünyaya ne kadar çabuk uyum sağlarsan o kadar çabuk insan olursun. Merak etme. O zaman bir hafta bile sürmez. Eğer oyuncaklar dünyasından geldiğini birisine söyleyecek olursan her şey biter. O zaman sonsuza kadar dünyada bir oyuncak olarak kalırsın. Merak etme. Bunu hiç kimse öğrenmeyecek. Gerçek bir insan olana kadar sihir güçlerin devam edecek. Ancak bu güçlerini kimseye kötülük ve zarar vermek için kullanmayacaksın. İyi ama o zaman sihir güçlerimin ne anlamı kalıyor? Bana söyler misin Kulina? Son olarak insan olana kadar her gece saat tam 12'de taş bebeğe dönüşüp sabahın ilk ışıklarıyla yeniden insan görünümüne kavuşacaksın. Of, amma şartı şurtu varmış be. İkametgahla nüfus sureti de gerekiyor mu? Bir dakika. Benim seninle gelmemi ister misin?
Yok canım, hiç gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Bu kadar mı? Hı, evet. Oh be, nihayet kurtuluyorum buradan. Umarım her şey yolunda gider. Ay çok yoruldum. Biraz uyusam hiç fena olmayacak. Hayır Simge. Beni burada bırakıp gitmene asla izin veremem. Okulda? Bir şey olmadı. Emre ile ben konuştum. Bir daha olmayacak, merak etme. Bakalım sen Emre'yi adam edebilecek misin? Burada kaldığın iyi oldu kızım. Sen eve gidince nedense aklım hep sende kalıyor. Az kaldı. Artık hep burada kalacak. Sen de böylece rahat edersin. Canım atmışım benim. Sen ona bakma. Hadi kumrularım, ben yatıyorum artık. Aranızda anlaşın. Biriniz burada, biriniz yukarıda kalın. Ben Nana'ya kıyamam. Burada yatarım. Canım benim. Daha dün geldi. Beni yatağımdan etti. Görüyor musun Makbuş? Ya ben yatarım burada. Hadi oradan. Allah bozmasın inşallah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ya, bu film çok korkunç. Bak şimdi şu zombi gelip seni yiyecek. Yapma. Ya indir şunu. Dakika indir şunu, bak şunu. Bakmayacağım. Hayır. İyi de hiç korkmuyor musun? Simge sihir güçleriyle her şeyi yapabilir. Nana'yı mahvedebilir. Aptal Şoker. Ben hiç böyle bir şeye izin verir miyim? İstediğim an her şeyi eski haline getirebilirim. Unuttuk galiba. Ben oyuncaklar perisi, yüceler yücesi Kulina'yım. Sen öyle san. Tabii, yüce Kulina. Benimki de saçma bir soruydu zaten. Aa, burası biraz soğuk mu oldu Şoker? Yok, hatta sıcak bile. Bu saatten sonra bir şey olacağı yok. Hadi kapat artık şu ekranı da dinlenelim biraz. Doğru söylüyorsun. Ben de biraz kestireyim, belki üşümem geçer. İyi geceler Kulina. Go to the party. Okay? Okay. Oturun çocuklar. Öğretmenim özür dilerim. Buyurun müdür bey. Dersinizi veriyorum. Rica ederim. Bu güzel kızımız Amerika'dan okulumuza yeni geldi. Hı hı. Özgeciğim sınıfım burası. Kısa zamanda arkadaşlarınla kaynaşacağına eminim. Hadi geç bakalım, otur bir yere. Hadi. Öğretmenim iyi dersler. Teşekkür ederim müdür bey. Welcome Özge. Welcome Özge. Ne bakıyorsun? Hiç, çok şanslısın. Tam da İngilizce dersine denk geldin. Senin İngilizcen çok iyidir herhalde. İngilizce mi? O da ne? Çok şakacısın. Emre, neden konuşuyorsun? Deminki konuyu çok iyi anladın sanırım. Yes teacher. Good. Tell me. Mr. and Mrs. Brown.
They to go to prom. Ne kadar anladığın ortada. Oturabilirsin. Özge, sen bu soruya yanıt verebilir misin? Tabii. They want to party. Well done. Aferin sana. Ne büyük başarı. Gıcık. Ne olacak? Emre, ne oluyor yine oğlum? Vallahi ben de anlamadım öğretmenim. Devrildi birden ya. Hayırdır Emre? Yine sınıfı birbirine katmışsın. İyi de öğretmenim, benim bir suçum yok ki. Sıram aniden devrildi. Kırılmış ama çocuğum. Okulun eşyalarına zarar verdiğiniz zaman ne kadar sinirlendiğimi biliyorsunuz değil mi? İnanın ben yapmadım öğretmenim. Kendi kendine oldu. İnşallah öyle olmuştur. Şu yeni gelen kısa gıcık oldum. Daha onu doğru dürüst tanımıyorsun bile. Bence böyle yapmamalısın. Baksana yapayalnız. Özge, gelsene yanımıza. Merhaba, benim adım Gamze. Aynı sınıftayız. Merhaba. Bu Emre'nin kardeşi Yağmur. Bu da onun sınıf arkadaşı Hulusi. Amerika nasıl bir yer? Biraz anlatsana. Güzel bir yer. Neden anlatmıyorsun, sır mı? Yoksa sen CIA'den misin? Hayır, CIA'den değilim. New York'tanım. Aman ne güzel. Artık bol bol hava atarsın bize. Emre. Karnın acıktı mı? Hadi gel kantine gidip bir şeyler yiyelim. Hayır, ben yemek yemiyorum. Hiç belli olmuyor ama. Vermek çok kötü bir şey, öyle mi? Görüyor musun Şoker Efendi? Özge de aynı senin gibi kaçıp gitti dünyaya. Evet, aynı ben. İşte bu yüzden ben Özge'yi çok seviyorum ya. Ay, sen gerçekten üşümüyor musun? Ay, bu havada bir şey var. Donuyorum ayol. Yo, bence hava çok normal. Emre, bu sınıfın hali ne böyle? Öğretmenim bilmiyorum, vallahi ben yapmadım. Şimdi anlarız. Emre, bu ne? Soğudu burası. Efendim Kulina? Ha? Ne dedin? Seni duyamıyorum. Sesin çok cılız çıkıyor da. Şoker, gittikçe daha fazla üşüyorum. Evet Kulina, farkındayım. Şoker, yoksa sen
Bir şeyler mi çeviriyorsun? Kusura bakma Kulina. Elime geçen bu tarihi fırsatı değerlendirmem lazım. Artık Nana'ya sonsuza kadar veda edebilirsin. Bunu asla izin veremem. Hoşça kal Kulina. Dünyada yapmam gereken çok önemli şeyler var. Arrivederci. Alçak Joker. Alçak. İşte böyle Nana Hanım. Sanki bütün bunları bilerek yapıyor. Emre'nin böyle bir şey yapmasını aklım almıyor doğrusu. Ama kanıtlar ortada. İşte üstelik bir başkası ne sebeple her yere Emre diye yazsın? Maalesef bu konuyu disiplin kuruluna götürmek zorunda kalacağım. Gerçekten anlamıyorum. Kafam çok karıştı inanın. Tüm zararı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz. Siz durumu Hakan Bey'e bir iletiverin hanımefendi. Tabii. İyi günler Müdür Bey. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Bana ne oldu? Gel benimle. Bak Emre. Durum hiç de parlak değil. Disiplin kuruluna gideceksin. Okuldan uzaklaştırma bile alabilirsin. Adamsızlık bu. Oynamasını biliyor ki. Adamsızlık bu. Emre, sen bana ne söz vermiştin? Hani okuldan seninle ilgili hiçbir şikayet gelmeyecekti? Nana, sana yemin ederim ki ben yapmadım. Tamam. Kim yaptı bana söyler misin? Bilmiyorum. Yalnızca sınıfımıza yeni gelen şu kız. Özge. Emre, neden böyle bir şey yapsın? Daha seni tanımıyor bile. Bilemiyorum Emre. Sana inanmak istiyorum ama ben inansam bile babana ne diyeceğiz? Babam bu sefer çok kızacak değil mi? Yatılı okula bile gönderebilir. Müdür çok ciddi bir ceza alacağını söyledi. Ne olur babamı söyleme ama ne olur. Hayatım, babana yalan söylersek ve bu da ortaya çıkarsa çok kızar biliyorsun. Ama benim hiçbir suçum yok. Ne olur inan bana. Dur bakalım düşünelim ne yapabiliriz diye. Ya of ya. En kısa sürede hazırlayacağınız taslakları görmek istiyorum. Hiç merak etmeyin. Güle güle efendim. Ben sizi geçireyim. Hakan, şu işe inanabiliyor musun? Turizm tesisleri. Yaşadık valla. Bu çok büyük bir iş. Helal olsun Simge valla. Daha geldiği gün ne büyük bir iş getirdi. Bence onu el üstünde tutmalıyız. Evet, el üstünde tutmalıyız. Yeter artık, eğlendin işte. Artık beni rahat bırak. Aa, olur mu? Daha yeni başlıyoruz. Bana bak, benim başımı derde sokma. Merak etme, bir şey olmaz. Kulina senin dünyaya geldiğini anlayınca ne olacak peki? Merak etme dedim ya. Kulina benim buraya geldiğimi öğrendiğinde ben çoktan amacıma ulaşmış olacağım. Nasıl yani? Benim hedefim Nana. Ondan sonsuza kadar kurtulmak istiyorum. İyi, kurtul öyleyse. Hakan'a acı verecek her şey benim de işime gelir. Çok güzel, güzel. Geçeceksin çok fena. Ah, bana bak tepemi attırma benim. Yatsın bakalım. Ha? Ne olacakmış? Ha? Aklınca Nana'nın sihir güçleri yokken ondan kurtulacaksın. Öyle mi? Çok zekisin Kulina. Ama maalesef çok geç kaldım. Çok yakında sevgili Nana'dan sonsuza dek kurtulacağım. Duydun işte. Onu uzayın boşluğuna göndereceğim. Ve bunu senin sayende yapacağım. Yaptığım iksir sayesinde senin bütün vücut ısını aldım Kulina. Hayır, hayır bunu yapmış olamazsın Joker. Maalesef ne yazık ki yaptım. Artık bana hiçbir şekilde mani olamazsın. Hayır, yok. Hayır buna izin veremem. Ay çok gıdıklandım. Boşuna kendini yorma Kulina. Yapabileceğim bir şey yok. Joker bak çok pişman olacaksın sonra çok. Joker bak çok pişman olacaksın. Sana söyledim. Nana'nın insan olmasına izin vermeyeceğim dedim. Hadi
İzle bakalım şimdi sevgili Nana'nın sonunu. Ha? Babamdan ne kadar saklamayı düşünüyorsun? Of, bilmiyorum. Sen de sakın ağzından kaçırma, olur mu? Olur. Çok huzursuzum Makbuş. Bence de doğru yapmamışsın kızım. Hakan'ın kulağına giderse hiç iyi olmaz. En kızdığı şey yalan, biliyorsun değil mi? Ya biliyorum ama ne yapayım? Emre'ye de söz verdim. Hem onun doğru söylediğine inanıyorum. Artık bilme. Yarın için giyeceklerimi hazırlıyordum. Şunlara bakar mısın? Aman Allah'ım. Ne olmuş bunlara evladım? Ben de sana soruyorum Makbuş. Ne olmuş bunlara? Ben hepsini güzelce ütüleyip yerine asmıştım. Ay yok yok. Bana bir haller oldu anlaşılan. Aman yarabbi. Makbuş sıkma canını bu kadar. Dalgınlığına gelmiştir. Ölüm yok ya ucunda. Yok yok. Belli ki ben bunadım. Bugün de olmayacak hayaller gördüm. İyi değilim ben evladım. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Hiç, hiç. Hayati, keşke söylemeseydim. Çok üzüldüm. Hadi civcivler sofraya. Hadi. Rahatsız ediyoruz ama boya kokusundan evde duramadık. Ben neyse de çocuk zehirlenecek diye korktum. Biraz sizle vakit geçirebilir miyiz? Buyurun. Aa, ne demek Simge Hanım? Lütfen sofraya buyurun. Yok, biz yedik, teşekkürler. Lütfen siz rahatsız olmayın. Gibi. Ay her zamanki gibi koydum tuzunu. Çok mu olmuş? Hem de nasıl? Aa. Üstüme iyilik sağlık. Hakikaten yenecek gibi değil. Ay. Hakan, evlat, ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Başınıza bir hal getireceğim. Sen istersen beni bir huzur evine yatır. Bu böyle olmayacak çocuğum. Olur mu öyle şey Makbuş? Makbuşcum, olur mu öyle şey? Şimdi pizza söyleriz, olur biter değil mi? Yaşasın pizza! Makbuş Sultan bir daha huzur evi lafını duymuyor. Sağ ol oğlum. Çok eğleniyoruz değil mi? Evet. Hem başkalarına zarar verince canımın yanmasına geçtim. Kulina'nın etkisi buraya kadarmış demek ki. Merak etme. Geçecek. Biraz daha sabret. Şu Nana'nın işini bir bitireyim. Nana, ne olur dikkat et kendine. Nana lütfen. Nasıl dikkat etsin? Sihir gücü bile yok zavallının. Bunu sen başlattın Kulina. Bu filmi gerçeğe çevirmesi de benden. İşte bak neler olacak. Ne yaptım? Kendi ellerimle kızın başını belaya soktum. Ona bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim. Donuyorum ay. Bir şey olmayacak canım. Sadece uzayın derinliklerine doğru güzel bir yolculuk yapacak, o kadar. Şoker. İzninle şu filmi yönetmeye devam edeyim. Şimdi ben gibi adamım canım. Şoker lütfen yapma. Lütfen. Makbuş sahinde evet, bizi. Bence de. Çok güzeldi. Hı? Dalga geçme oğlum. Zaten utancımdan yerin dibine geçtim. Aman Makbuş, asma suratını, uzatma. Hem hepimiz zaman zaman dalgınlık yapmıyor muyuz? Hı-hı. Yok, benim durumum iyi değil. Ben ciddiyim. Benim yerim huzur evi. Kızım, korkuyorum size zararım dokunacak diye. Ya Makbuş Sultan.
Emre, müdür bugün sana çok kızdı mı? Nasıl yani? Okulda yine bir şey mi oldu Emre? Aslında, ay yoksa söylememem gereken bir şey mi kaçırdım ağzımdan? Yok Özgeciğim, söyleyebilirsin. İyi o zaman. Emre bugün ilk önce bir çocukla kapıştı. Sonra sırasını devirdi. Ama asıl müdür delirten şey, sınıftaki duvara, dolaplara, her yere sprey boyayla ismini yazması oldu. Tabii müdür sınıf öyle görünce çok kızdı. Duyduğuma göre disiplin kurumuna gitmiş. Ama zaten Nana'nın haberi var. O da okuldaydı. Nana? Orada havalar nasıl Kurina? İyisin değil mi? Çocuklara böyle mi örnek olacağız Nana? Yalan söyleyerek mi? Üstelik sana sormuştum, öyle değil mi? Gözümün içine baka baka... Ne desen haklısın. Ama ben yani Emre'yi böyle mi korumaya çalışacaksın? İnanamıyorum sana. Haklısın. Ne olur affet beni. Sana olan güvenimi nasıl sarsarsın? Hem de böyle bir konuda. Cevap verir misin? Sürekli yalanlar mı söylüyorsun yoksa bana? Hakan, yeter artık. Bu kadar acımasız olma lütfen. Hayır, seninle ilgisi yok Emre. Kızım. Hepinize iyi geceler. Of ya, benim yüzümden. Şaka gibi. Gıcık yaratık. Yani... İnsan en sevdiğine güvenemeyecekse kime güvenecek? Evet Emre Bey. Sana gelince, tüm bunlara sebep olduğun için yarın ilk iş olarak gideceğin yatılı okula ayarlayacağım. Eyvah. Yamba baba. Hadi kızım biz de gidelim artık. Evimiz havalanmıştır. İyi geceler. İyi geceler, kusura bakmayın. Evet, hem de nasıl. Şoker, sen de mi buradasın? Ne sandın ya küçük hanım? Sen gelirsin de ben gelemez miyim yani? Nasıl gidiyor bakalım? Biz de onu konuşuyorduk. Çok eğlenceli. Ben bu işten iyice keyif almaya başladım. Daha bir şey görmedin ki. Anlamadım. Bakalım Hakan bu fotoğrafları görünce neler olacak? Hangi fotoğraf? İşte bunları. Hakan bunları görünce deliye dönecek. Sen yapman gerekeni biliyorsun o halde. Sen hiç merak etme. Evet, sizi dinliyorum. Hala nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Aslında en iyisi kendi gözlerinizle görmeniz. Ama bu nasıl olabilir ki? Bu sabah şirkette bir zarf içinde kuryeyle geldi bu fotoğraflar. Zarfın üzerinde isim yazmıyordu. İşle ilgili olduğunu düşündüğüm için açtım. Nana bana bunu nasıl yapar? Ben de Şakir Bey'in çalıştığım yeri bu kadar kısa sürede nasıl öğrendiğini şaşırmıştım doğrusu.
Japonca yatırımı da Nana için. Buna inanamıyorum. Ne konuşuyorlar acaba ya? Çok merak ediyorum. Bilmem. Hep böyle meraklı mısınızdır Merve Hanım? Evet, hep böyle meraklıyımdır. Neyin var Nana? Yok bir şeyim. Sıkma canını, olur böyle şeyler. Odasında mı? Yanında Simge Hanım var. Ya ne olduğunu bana da söyleseniz ben de bir fikir üresem, değil mi yani? Ben izninizi isteyeyim Hakan Bey. Yapılacak işler var da. Tabii. Neyse boş ver. Nasılsa onu kötü niyetle yapmadığını anlayacaktır. Üzülme. Kadar kızgınım. Bu olayı neden bu kadar büyüttüğünü bilmiyorum. Ama senden yine de özür dilemeye gelmiştim. Sen nasıl bir kadınsın? Hala utanmadan nasıl yüzüme bakabiliyorsun? Hayatım yeter ama bu kadar da fazla değil mi sence? Fazla, öyle mi? Bunlar da ne? Nasıl olsa çok kolay yalan söyleyebiliyorsun. Hadi inkar et. İnkar et şimdi de. Hakan, ben bu adamı daha önce hiç görmedim. Sus. Yalanlarını daha fazla oyalayamayacaksın. Her şey ortada. Çabuk. Elinden bir kaza çıkmadan çabuk çık buradan. Çık buradan. Senden nefret ediyorum. Peki. Ne diyeyim o halde?
Git öyleyse. Merak etme. Biraz sonra kendini çok iyi hissedeceksin Nanacığım. Tüm dertlerin bitecek.